Çocuğu tam öldüreceklerdi. Bill şatoya girdi. Önüne gelene bastı yumruğu. En sonunda çocuk korktu. Ağlamaya başlayınca Bill yolu değiştirdi. Yoksa başka yana gidecekti. Çocuk üvey ananın elinde miydi? Boğacaktı diyorum ya. Vay namussuz vay. Baba ne yaptı baba? Ne yapacak? Ayaklarına kapandı. Köpek gibi yalvardı. Ah mı etti? Etti. Ben olsam etmezdim. Sonra tekrar şarkıcılığa döndü mü? Hayır, bundan sonra dedi. Çocuk çalıcılarla, kaçakçılarla, hırsızlarla dövüşeceğim dedi. Bütün fena insanlar karşılarında beni bulacaklar dedi. Cevdet'in biraz sivri ama son derece biçimli burnunun kanatları titriyordu. Kirpikleri ıslanmıştı. Büyüyüp Amerika'ya gidince o da tıpkı onun gibi Aslan Thompson gibi olacaktı. Gölgeler uzamaya başlamıştı. Kalktılar. Kosti zeytin kağıdını avucu içinde buruşturup top yaptı. Kuvvetli bir sol dış attı. Kağıttan top denize kurşun gibi uçtu. Solak mısın? Sol, sağ ama. Solun daha kuvvetli. Takımda ne oynuyorsun? Kaleciden başka her şey. Sen? Ben de öyle ama asıl yerim santrorluk. Köprü merdivenini ağır ağır çıktılar. Kalabalık bir harbiye Fatih tramvayına asılıp Sultanahmet'e gittiler. Cevdet her gün seyrediyordu ama aralarına katılıp oynayamıyordu. Kosti küçük bir çocuğa iş portaları teslim etti. Çocukların arasına katılıp güneş batıncaya kadar oynadılar. Kan tere batmışlardı. İş portalarını boyunlarına takıp uzaklaşırken yeni tanıştığı küçük futbolcular yarın gene gelmelerini söylediler. Oyununu çok beğenmişlerdi. Kadırgayla yapacakları maçta santrafor oynatacaklardı. Galip gelirlerse 50'şer kuruş yolu da vardı. Kosti'den İran konsolosluğunun önünde ayrılıp yeşil direk Mısır çarşısı tahtakale küçük pazar yoluyla mahalleye geldiği zaman adam akıllı yorulmuştu ama umrunda değildi. Sultan Ahmetlikler oyununu beğenmişlerdi ya. Tam perili konağın hizasını Cevre'ye rastladı. Kız her zamanki gibi yalın ayaktı. Elini tuttu. Cevdet abi. He, bu akşam dutun altına gel de bak sana neler anlatacağım. Şimdi anlatsana. Şimdi olmaz. Niye? Olmaz, ondan Erol dedi ki. Cevdet dikkat kesildi. Ne dedi? Dutun altına girsin öğrenirsin. Ne diyebileceğini kestiriyordu ama gene de kurt düşmüştü içine. Erol, Kayhan, Ayla, Şinasi ve ötekiler kafasında kaynaşmaya başladılar. Yalnız Erol mu? Erol, Kayhan, Şinasi, Ayla. Ayla da ha? Tabii ya. seni yüzünden beni kovaladılar. Tutsalar öyle döveceklerdi ki. Peki ama niye? Gelirsen öğrenirsin. Çıplak ayaklarıyla perili konağın ardındaki koyu karanlığa doğru koşup kayboldu. Cevdet dikilmiş arkasından bakıyordu. Kız çoktan kaybolmuştu oysa. Dikildi, dikildi. Sonra cebinden tebeşirini çıkarıp perili konağın alt kat pembe duvarına gitti. Mendiliyle duvardaki karma karışık yazıları sildi. Kalın bir yazıyla Kırmızı Eşarp Çetesi yazdı. Geniş kenarlı şapkasıyla bir kovboy resmi çizdi. O Erol çok oluyordu. Gösterecekti onu da tekilere de. Eve geldi. Kapı kapalıydı. Usul usul çaldı. Babası açtı. Gel bakalım işportacı başı. Girdi odasına geçti. İşportasını çıkarıp bir kenara bıraktı. Gel bakalım işportacı başıymış. Alay mı ediyordu? Kırmızı eşap çetesindeki bil. Yahut daha iyisi Aslan Tomsun da kendisi gibi işportacılık yapıyormuş. Sonra? sonraya Gene babası. Nasıl? Alışveriş yaptın mı? Dargın dargın cevapladı. Yapamadın. Niçin? Sertçe baktı. Niçini var mı? Çeşidim az. Yalnız çengelli iğneyle balon sattım. Zararı yok. Yavaş yavaş olur. Şu ilki bitirseydin. Seni de bizim Abdül Efendi'nin torunu gibi gedikliğe verirdik. Elini yüzünü ayaklarını yıkamak için musluğa gitti. Gedikli de filan iş yoktu. Amerika'ya gidecekti o. Aslan Thompson'la olup bil gibi haksızlarla savaşacaktı. Musluğun soğuk suyu terli ateş gibi yanan ayaklarına dokununca ilkildi önce. Sonra alıştı. Oh ne hoştu soğuk su. Demek kadırgaya karşı sultanahmetlerle oynayacaktı. Lakin çok iyi çocuktu şu Kosti. Şarkıcılık tutkusu suç değildi. Amerika'ya gitmek istiyordu ya. Akşamları ipsiz safsız kitaplar okuyacağına Beşinci sınıfın derslerine çalışsan Seni imtihana girer beşin diplomasını alır. Sertçe döndü. Gedikliğe mi girerdim? Beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. İş portacı kalmak daha mı iyi? Evet daha iyi. Ayaklarını çabucak yıkayıp odasına döndü. Kuruladı yatağın üstüne sırt üstü uzandı. Onlardan beklediği hiçbir şey yoktu. İsterse babası olsun karışmasın da. Az sonra gene babası. Karnın açma. mı? Çok oluyordu ama. Değil dedi. Üç buçuk kuruş kazanıyorsun. Onda yiyeceği mi veriyorsun? Eve gelsen de Allah ne verdiyse yesen. Yiyeceğe fazla bir şey verdim yok. Korkma. Korkma mı? Terbiyesize bak. Babana karşı mı geliyorsun? Az kalsın bütün bağları koparacaktı. Kendi zor tuttu. Yaşlı adam söylendi. Söylendi. Sonra yukarı çıktı. Karısının sesi geliyordu. Cevdet gittikçe hırslanarak dinliyor. İçi içini yiyordu. En büyük kötülüğü sen ondan göreceksin. İhtiyar babasına dikilmeyi utanmıyor. Bir karışken böyle. Yarın büyüyünce kim bilir ne olacak bir yandan bir yana döndü. Ne olacağını göreceksiniz. Siz de başkaları da. Sonra ses kesildi. Her şey koyu karanlıklarda eridi. Öyle yorgundu ki şu cevriye de ne diye tuttuğunu altını çağırmıştı sanki. Her yanı dövülmüş gibi sızlıyordu. Yorgunluk sel gibi akıyordu gövdesinden. İstemeyerek gözlerini yumdu. Az sonra da uykuya geçti. Rüya görmeye başladı. Kosti şarkıcı olmuş. Kendi de Aslan Thompson üvey anne kırmızı eşarp çetesindeki Mary. Kosti'nin çocuğunu kaçırmışlar. Kaçıran da babası karısına yani Mary'e teslim etmiş. Tıpkı kırmızı eşarp çetesindeki gibi. Polisler çocuğu bulamayınca işe o el koymuş. Polislerden ayrı çetenin izi üzerindedir. Tek başına birden bir baykuş uluması karışıyor rüyasına. Perili konak babasıyla üvey ana Kosti'nin çocuğunu perili konağa kaçırmışlardır. Tabancaların ikisini birden çekip dalıyor perili konağa. Perili konakta cinler periler mezarlarını af kefenleriyle hortlamış ölüler. Babasıyla üvey anne onlara karışmış. Hepsi birlik olup üzerine çullanıyorlar. Tabancalarını tetiklerine dokunuyor. Hayret patlamıyorlar. Kaldırıp atıyor. Yumrukla girişecektir ama nafile. Kolları omuz başlarından kesilmiş gibi. Kalkmıyor. Etrafı sarılıyor. Sımsıkı bağlanıyor iplerle. Bağırmak. Kıyametleri koparmak istiyor olmuyor. Ancak inleyebiliyor. Kanter içinde uyandığı zaman pencere camının vurulduğunu duydu. Kalktı. Gitti. Kanadı açtı. Şevriye. Niye gelmedin? Gelecektim. Uyuyor muydun yoksa? Yok canım. Hadi gel. Şimdi. Kanadı kapayıp odadan usulcacık çıktı. Yukarıda ışık vardı. Mırıl mırıl konuşuyorlardı. Onlara çaktırmadan nasıl tüyecekti? Karanlıkta çevreyi kolladı. Geçen geceki gibi. Sokak kapısını açık bırakmak niyetinde değildi. Geç vakit döndüğü zaman kapıyı ardına kadar açık bulmuştu. Mutfağa gitti. El yordamıyla bir şeyler aradı. Kapı kanadına sıkıştırıp ardına kadar açılmamasını sağlayacak bir şey buldu da bir parça kağıt. Hışırdatmadan usul usul katlayıp sokak kapısına geldi. Demir mandalı yavaşça kaldırdı. Katlı kağıdı usulünce yerleştirip kapıyı çekti. Yokladı, kapanmıştı. Mandala ilişmeden çekti, açıldı. Olmuştu, dışarı çıktı. Kanadı deminki gibi çekti, bıraktı. Bu suretle işi sigortalamıştı. Kapı hem kapalı hissini verecek, kanat ardına kadar açılmayacak. Hem de geç vakit eve dönünce anahtar ihtiyacı olmadan itince açılacaktı. Cevriye sabırsızlık içindeydi. Her zaman çabucak gelirdim be Cevdet abi. Bugün çok yoruldum da. Niye? Top oynadık Sultanahmet'te. Kimle? Kosti ile. Cevriye durakladı. O da kim? Benim gibi bir işportacı, bir Rum çocuğu. Yeni mi tanıştın? Bugün köprü altında. Tam bize göre. Öyle iyi çocuk ki. Eli Cevriye'nin elinde anlatıyordu. Onu nasıl gördüğünü, sonra ikinci sefer nasıl karşılaştığını, neler konuştuğunu hep anlattı. Deniz kıyısındaki dutun altında durdular. Karşı sırtların gerisinde kıpkırmızı bir ay doğuyordu. Denizin karşı kıyıları, karşı kıyılardaki evlerin çatıları, ağaçları kan kırmızısına boyanmıştı. Niye oturmuyorsun Cevdet abi? Ay doğuyor. Oturalım hadi. Kıyıdaki dutun altına yan yana oturdular. Çok uykum var ve Cevriye. Boş ver be Cevdet abi. Anlatacakların neydi? Cevri içini çekti. Sonra Erol beni tokatladı dedi. Niye? Konuştuklarını sana yetiştiriyormuşum. Eğildi. Cevdet'in yüzüne baktı. Gözlerini ta karşılara dikmiş susuyordu. Ne düşünüyorsun Cevdet abi? Sonra? Sonra sen çıktın evden. İşportağınla. Erol dedi ki onun istikbali mahvoldu dedi. Haylaz dediler. Babanla alay ettiler. Senin baban evde bulaşık mı yıkıyor sahiden? Kulakları vınlamaya başladı. Sonra? Yıkıyor mu yıkamıyor mu? Bırak şimdi bunu. Sonra ne oldu? Aile dedi ki asıl biz onunla konuşmuyoruz dedi. Ya sonra dediler ki hem bulaşık yıkıyor hem de karısından dayak yiyor. Gülmeye başlayınca dayanamadım. Cevdet abi hepinizden kuvvetli dedim. Beni gitti biliyorlardı. Hepinizi döver deyince ifrit oldular. Taşla kovaladılar beni. Kaçtım eve. Hem çıktı. Başladı bağırmaya. Hem diyorlar ki o adam olmayacak. İşportacı oldu. Biz büyük büyük mekteplerde okuyup büyük adamlar olacağız diyorlar. Cevdet sinirli sinirli güldü. Kimin olacağını kimse bilemez. Kırmızı eşarp çetesindeki Bil de benim gibi iş portacıydı ama sonra Cevriye merakla sordu. O da kim Cevdet abi? Gözleri hep karşılarda anlattı. Uzun uzun anlattı. Bil'i hep Aslan Thompson diye karıştırıyordu. O da benim gibi iştivartıcılıkla başlamış. Ben de onun gibi hak için çocuk çalıcılarıyla, kaçakçılarla, hırsızlarla dövüşeceğim. Cevri ellerine sarıldı. Ben, ben ne olacağım Cevdet abi? Sen de söylemiştim ya hani. Güzel neyli mi? Evet. Benim saçlarım sarı değil ya. Zararı yok. Kıpkırmızı doğan ay sırtların ardından kurtulmuş. Lacivert göklerin derinliğinde uzaklaşarak yüz yuvarlak. Gümüş gibi pırıl pırıl olmuştu. Deniz karşı sırtlardaki evlerin çatıları, kalabalık ağaçlar süt beyazdı. Cevdet içini çekti. Alacakları olsun. Hepsinin alacağı olsun. Sonra Cevriye'ye döndü. Hamilen gene dövüyor mu seni? İstediği adamı kucağına oturmadı mı dövüyor. İstediği adamın ha? Onu da alacağı olsun. Bir gün gelecek onların hepsini ayaklarıma kapandıracağım. Bil gibi affetmeyeceğim. Ne yapacaksın Cevdet abi? Bilmiyorum. Perili konakta bir boy kuş ötüyordu. Ertesi sabah çocuklar perili konuğun duvarındaki kırmızı eşarp çetesi yazısıyla kovboy resmini görünce şaştılar. Bunu kim yazmıştı? Resmi kim çizmişti? Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Yoksa mahallelerine karşı bir meydan okuma mıydı? Körpe beyinler hayal kurmaya başlamışlardı. Şimdiye kadar yığın okudukları macera kitaplarındaki gibi belki de gerçekten bir kırmızı eşarp çetesi vardı da hiç beklenmedik bir anda baskına gelecekti. Erol arkadaşlar dedi tetikte bulunalım gafil avlanmayalım. Bu belki de göldeki meçhul hazineye baskın eden yerlilere ait bir çetedir. Bizi gafil avlayıp yurdumuza baskına geleceklerdir. Yurdumuz tehlikededir arkadaşlar haydi iş başına. Yalın ayaklı sandallı yahut lastikli çocuklar evlere yıldırım gibi dağıldı. Çoktandır birer kenara atılı kağıttan şapkalar, beygir çene kemiklerinden tabancalar, ahırlarından değnek atlar alındı. Perili konağın pembe duvarı önünde reisi Erol'un komutu altında toplanıldı. Gerçekten bir çetenin baskını uğrayacaklarmış, yurtları elden gidecekmişçesine sabırsız, sinirli hatta korkulu bir bekleyiş başladı. Konuşulmuyordu. Herkes kendi kafasındakini yaşıyordu. Hiç beklenmedik anda saldırı verecek kızı değerli haydutların korkunç sesleri, havada vanıtlarla uçan zehirli okların dehşeti yaşanıyordu. O gün öylece geçti. Ertesi sabah yine aynı şekilde tam teçhizat toplanıldı. Üçüncü sabah heyecan adam akıllı azalmıştı. Kim bilir belki de ne çete vardı ne yerliler. Başka mahalleden bir çocuk geç vakit duvar dibine küçük çişini yaparken yazmıştı. Erol Olabilir dedi. Olabilir ama ya gafil avlanırsak? Kayhan dişlerinin arasından bir tükrük attı. Zannetmem. Neyi zannetmezsin? Bizi hiç kimse gafil avlayamaz. O halde silelim. Silelim silelim. Sesleri yükseldi. Erol yazı ile resmi mendiliyle sildikten sonra bizim duvarımıza bizden başka hiç kimse yazı yazamaz diye bağırdı. Hiç beklenmedik cılız bir ses cevapladı. Ne yaparsınız? Bütün başlar sesin geldiği yana döndü. Cevriye de bu. Bir kenarda duvarın önüne çömelmiş bir kemik parçasıyla toprağa birbirine paralel çizgiler çiziyordu. Erol Hınç'la yanına gitti. Yazsın da görsün. Elleri arkasını sinirli sinirli dikiliyordu. Yoksa gene Cevdet abinin mi parmağı vardı? Cevriye aldırış etmiyordu. Kemikle çizgiler çekmeye devam ediyor. Alaycı alaycı gülüyordu. Erol cevap alamayınca yoksa dedi. Cevdet abi'nin işi mi? Onun işiydi. Biliyordu. Akşam deniz kıyısındaki dutun altında uzun uzun anlatmıştı kırmızı eşarp çetesini. O da Amerika'ya gidip büyüyünce böyle bir çetenin başına geçecek. Başta Erol. Mahallenin bütün çocuklarından dayak ata, ata annesini öldüren babasından, boynuna iş taktıran üvey annesinden öç alacaktı. Kemik parçasını atıp kalktı. Cevdet abi Aslan tomsun olacak. Ne 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 olacak? Aslan Tamsın. Yapma. Ben de güzel Neli. Ne bakıyorsunuz benim kara olduğuma? Amerika'da herkese istediğin olabilir. Çevresi merakla alınmış alaycı gözler üzerine dikilmişti. Cevdet abin yeni arkadaşını görseniz. Ne olmuş yani? O da bizimle Amerika'ya gelecek. Şarkıcı olacak. Sonra? Sonra da hepinizden ölçü alacağız. Hepinizden. Kırmızı eşarp çetesi siz misiniz yoksa? Canını dişine takarak bağırdı. Biziz, evet. Aralarından kurşun gibi fırladı. Toparlanmalarına vakit bırakmadan perili konağın köşesini döndü. Bayırdan aşağı yıldırım gibi indi gitti. Haminesi iş işe hazırlanıyordu. Haydi değiş urbalarını dedi. Gece gündüz seride duran yüzleri yılda bir pek pek iki sökülüp yıkanan partal yataklarının bulunduğu tek gözden ibaret odaya girdi. Tavanın çatlaklarından yer yer gökyüzü görünüyordu. Etekleri şakıldaklı, pis entaresini çıkarıp hamilesiyle işe çıktıkları zaman giydi. Pembe üzerine yeşil yapraklı mor çiçekler bulunan beli dar etekleri kloş entaresini giydi. Sevmiyordu hamilesini işi de hamilesini yalnız para için erkeklerin kucağına oturtuyor. Çarşı pazar dolaştırıp göbek attırıyor. Toplattığı paraların tümünü elinden alıyor diye değil. Cevdet abiyle konuşmasına karışıyor diye sevmiyordu asıl. Şu üç yıl geçiverse de Cevdet abin babası ölse, üvey annesi Cevdet'i bırakıp başka kocaya varsa, yalnız kalsalar Amerika'ya gitselerdi. Cevdet abi Kosti, sen ben atlarız üç bacalı bir vapura, basar gideriz Amerika'ya demişti. Haminle bizi nerede bulacak? Hem kim bilir belki o zamana ölür gider. Cevrede de inanıyordu Amerika'ya giden herkesin her istediğini hemen cecik vereceğine. Cevdet abi henüz yüzünü bile görmediği Kosti için Şarkıcı olacak demişti. Ben Aslan Thompson, sen de benim sevgilim güzel Neli. Ne iyi ah ne iyi olurdu ama güzel güzellerinin sarışın olduğunu söylemişti Cevdet abi. Kendi kara kaş kara gözlü. İyice de esmerdi. Esmerdi ama ne zararı var. Madem Amerika'ya giden herkes her istediğin veriyordu. O da beyaz bembeyaz oluverirdi pekala. Kız hazırlanmadın mı hala? Geldin bir haminle. Sarı bir ve saçlı bembeyaz olmayı ne kadar isterdi. Erol'un annesi gibi. Cevdet abinin arkasından atıyor diye Erol'u sevmiyordu ama kocasının eczanesinde sık sık gördüğü Erol'un annesine hiç diyeceği yoktu. Tam istediği gibi sarı, ve saçlar, kar gibi beyaz yüz. Şimdi kapacağım bir odun. Bırakmayacağım kırılmadık yerini. Abi ne sağlanırsın? Oldu vakit üylen. Elinde gerçekten de bir odun kapıya dikildi. Koştu boyuna sarıldı. Geldim bir hamileciğim. Kıyarsın düğmeyi çevreyeni. Koca karı kara sarı yüzüyle karış karış güldü. Geç kaldık be evladım. Yok abi hamile. Bilirsin büyüyünce nereye gideceğim hemen? Kapıdan çıkıyorlardı. Koca karı durakladı. Nereye gideceğim? Amerika'ya. Amerika? Neresi orbe? Uzak çok uzak bir yerler. Her kim giderse oraya olur her istediğini. Dışarı çıktılar. Koca karı pasta kilidi kapının halkalarına taktı. Ben ne olacağım bilirsin. Ne olacaksın? Neyle? Güzel neyle? Gavur yani. Heves etmezsin Müslümanlığa. İstersin olmak gavur. Saçlarım sarı sarı lülü olacak. Yüzüm beyaz kar gibi. Fena mı? Haydi konuşma gene deli deli. Yukarıdan keskinlemesine vuran güneşin altına ağır ağır bayıra çıktılar. Perili konağın yanından mahalle kahvesinin önünden çarşıya vuracaklardı. Her günkü kadro gene kahvede toplanmış çene çalıyor. Çene çalmayanlarsa tavla pişpirik oynuyorlardı. Berber Latif kız pembe dedi. Çal iki havacız da oynasın cevriye ve Bir zamanlar mahalle muhtarlığı yapan Berber Latif için gene pembeyi çok severdi. Severdi ama hayvan saraya gidip arkadaşlarını bulacaklar. Oradan da Allah bilir kum kapı, yeni kapı, samatı, yedi kule dolaşacaklardı. Hatırın başımın üstüne Latifa Yalnız geç kaldık da. Canım iki satır dedik. Bir iskanı çekip oturdu. Tahtası yay yar sıyrıntılar içinde. Telleri eksik. Yayı gevşek kemanı çenesine dayadı. Bahriye çifte terlisine başladı. Bozuk gıy gıylar. Cevri eteğini beline Sokmuş işinin ustası. Yetişkin bir oyuncu kız gibi güneşin altında dönüyordu. Hava öyle sıcaktı ki. Daha şimdiden alnı, şakakları, saçların dipleri ılık ılık terlemişti. Ne olursa olsun 3 yıl daha çekecekti bunu. Ondan sonra üç arkadaş atlayacaklardı bir vapura. Haydi Amerika. Aklına bu gelince sıcağı, teri falan unuttu. Hareketleri keskinleşti. Belinden kurtulan geniş eteği yelpaze gibi açılıyor. İnce ama düzgün bacakları diz kapaklarının üstüne kadar görünüyordu. Bir kenarda nargilesini tokurdatan eski kolası yana başında oturmuş eski günlere, eski günlerin kağıthane sefa alemlerini hayalleyen de uyunu fısıldadı. Berber Latif'in söylediği kız bu değil mi? Bu. Allah kahretsin. Ne suçu var? Koca karı ipe çekmeli asıl. Bence bu yaştaki çocuğu kucağına oturtanları. Eee böyle böyle bozuluyor dünyaya.'' Doğru. Bugün sadece kucağa oturmayı öğrenir. Yarın dirseğiyle arkadaşını dürttü. Şoför Adem'le yan yana kahvenin önden geçmekte olan İhsan Efendi işaret etti. Bugünlerde ahbaplığı pek ilerlettiler. Sahi bizimki de öyle söyledi dün akşam. İhsan'ın karısı Adem'lerden çıkmıyormuş. Berikler geçip de Koca karı kemanla indirmiş kalkmıştı. Cevriye terini siliyordu. Berber Latif durun dedi. Gitmeyin pembe abla. Parsa toplayacağını anlayan koca karı memnun. Canım dedi. İstemezdi. Kendi mahallemizden değil mi? Uzun etme koca karı. Üçer beşer kuruş toplayıp getirdi koca karının buruşuk avcuna koydu. Haydi şimdi gidin. Allah yolunuzu açık etsin. Koca kara bin dua bin yaltaklanmayla ardında torunu koltunda keman Ayvansar'ın yolunu tuttu. Arkadaşlarını sabırsızlık içinde buldular. Yeşil mavi pembe şalvarlı kızlar eski siyah yel değirmenleriyle çalgıcı koca karılar. Bembeyaz püskül püskül kaşlarıyla zurnacı ihtiyarlar. Kızlar karşılarına kazan kolpu rastık çekmiş dudaklarını çiğ acı kırmızıyla taşıra taşıra boyamışlardı. Yerlerinde duramıyor. Birbirlerine el şakaları yapıyor. Ayıp sözler söyleşiyorlar. artık kahkahalarını. Cevriye de aralarına katıldı ama hiç kimse farkına varmadı. Ablaları gibi hayasızca boyanmış Cevriye'nin akranı Şerife. Abi ne bu suratın dedi. Cevriye pek düşünceliydi. Ne var suratımda? Yataktan kalkmış gelmişsin. Yok mu boyanmak? Omuz sikti. Kız ablalarının yanına gitti. Durumu anlattı. Cevriye'nin etrafını aldılar. Kız ne diye boyamadın dudaklarını? Gene omuz silkti. boyamadım işte. Niye ama? El alem erin suratına baksın diye mi? Cevap vermedi. Gözlerini önüne indirmişti. Cevdet abi madem öyle istiyordu boyamayacaktı bundan sonra. Hem boyamayacak hem de hiç kimsenin kucağına oturmayacaktı. Cevdet abi haminlerin oturtmaya zorlarsa bile bağır çağır ağla. Tepin polise söyle demişti. Üstüne düşerlerse elbette söyleyecekti. O yalnız Cavidet abinin sözünü dinleyecek, ondan başka kim olursa olsun dinlemeyecekti. Çevresini almış dudaklarını boyaması için zorluyorlardı. Birden dinamit gibi patladı. Boyamayacağım işte, boyamayacağım. Haminesi üzerine atıldı, kulağını tutmak istedi. Kaçtı, ayaklarında yüksek topuklu tango, iskarpinleriyle vahşi vahşi bakıyordu. Üstüme düşmeyin, karışmam. Kadın erkek bakışlar Haminesi. Ne olur dedi, ne olacağını görürsünüz. Seni hınzır kafir. Üstüne saldırdı ama cin gibi kız ayaklarındaki yüksek topukları çıkarıp sokak aralarına dalmış gözden kaybolmuştu bile. Arkasına kemancı Hasan'ı koşturdular. Kemancı Hasan, Şerife'nin abi, 13 yaşlarında başında parça parçasıya siyah bir melon şapka. Ayakları yalın ama kara kaş kara gözlü. Güzel bir çocuk. Cevriye'yi iki sokak aşağıda yakaladı. Ne diye kaçarsın? Bırak beni Hasan. Karışma sen. Kendini yere attı. Ne diye kaçarsın be Cevriye? İstemez misin bizimle gelmek? İstemem. Niye? İstemem işte bırak. Bağırın vallahi bağırın. Hem de söylerim polise. Hasan'ın kara gözleri büyüdü. Polise? Polise elbet. için ama? Bilir haminden Yerden fırlayıp yeniden kaçmaya başladı. Hasan ardından koşmadı. Kahveye döndü. Durumu anlattı. Koca karı polise dedi. Beni ha? Ne yapmışım ona? Korkmuştu. Ne yaptığını polise şikayet edilirse başına gelecekleri biliyordu. Tatlıya bağlamak için Allah köresin gözünü onun dedi. Gelmez artık. Gidelim. Püskül püskül kaşları bembeyaz zurnacı. Kimi üretmiş ona polis lafını diye sordu. Koca karı kırış kırış yüzüyle homurdandı. Var bir Cevdet, İhsan Efendi'nin oğlu. Şüphelenirim ondan Cevdet Kosti'lerde Kosti'nin odasında peynir, kurabiye, çayla kahvaltı ediyordu. Yeni arkadaşı Kosti'den çok memnundu. Sabahları güneş doğmadan evden çıkıyor, boynunda işporta, un kapanı balık pazarı, eminönü, bahçe kapı, sirkece yoluyla Kosti'lere gidiyordu. O saate Kosti'de de uyanık hatta çoğu sefer koyu mavi pantolon sarı fan ile gömleğini giymiş olduğu için mavi gözleri tatlı tatlı gülerek kapıyı açıyor. Arkadaşını içeri alıyordu. İki arkadaş sanki uzun zamandır birbirlerini görmemişler gibi sevinç içinde daracık merdivenden Kosti'nin yattığı küf kokulu küçük odaya çıkıyorlardı. Bu oda Cevdet'in alt kattaki odası gibi kitapçıklar, gazetelerden oyulup çıkarılmış ünlü tenörlerin, müzisyenlerin hayatlarından söz eden yazılarla karma karışıktı. Ne yatak, ne yorgan, ne de örtüler. Cevdet'inkiler gibi pis parça parçaydı. Yamalı ama temizdiler. Lambanın camı isli değil. Pırıl pırıldı. Döküntülü Kosti boynunda iş işportası akşamları eve dönünce tıpkı Cevdet gibi üstüne başını çıkarıp rastgele fırlatır. Çoğu sefer de yemek filan yemeden kendini yatağa atar hemen uykuya geçerdi. O uykuya geçince ya annesi annesi olmazsa 5 yaş büyük gözlüklü ablası odayı toplardı. Cevdet Kosti'nin ablasını da seviyordu annesini de. Başka zaman başka yerde olsa böyle pervasız davranmaz utanır. Kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesilirdi ama burada nedense utanmıyor sıkılmıyordu. İlk gördükleri günden beri en küçük bir yüz eğrisi yapmamışlardı. Hatta birinde Kostin'in annesi Cevdet'in hayat serüvenini rahmetli annesinin babasından çektiklerini dinlerken ağlamıştı. Son lokmasını son peyniriyle yiyip son çayını da yudumladıktan sonra sofradan çekildi. Kostin'in annesi bir çay daha iç yavrum dedi. Teşekkür ederim doydum. Sen bilirsin. En çok bunu seviyordu. Fazla üstüne düşmüyor zorlamıyorlardı. Kosti de karnını doyurduktan sonra çıktılar. Cevdet oho dedi. Vakit öyle olmuş. Demek duvara kırmızı eşarp çetesi yazdın çocuklar. Duman dolmuşlar. Başlarında gazete kağıdından kovboy şapkaları, bellerinde beygir çene kemiklerinden tabancalar. Atların da değnekten atlar. Baskına gelecek çeteye bekliyorlarmış. Beklesinler bakalım. Şu senin çevreyi çok merak ediyorum. Amerika'ya seni de götüreceğim diyorum. Öyle seviniyor ki. Demek aminnesi adamların kucağına oturtuyor. Para için şu kadar çocuk be. Pis karı. Dudaklarını boya Gözlerini sürme çeker. Yüksek topuklu ayakkabı giydirir. Bütün gün oyun oynatır. Dün akşam dedim ki bir daha ne dudağını boyat ne de yabancıların kucağına otur. Ne dedi? Ne diyecek? Peki dedi. Hamilesine öyle kızıyor ki. Döverse ya. Polise haber veririm diye korkut dedi. Bakalım seni dinleyecek mi? Dinler. Sirkeci de sinemanın önünde durdular. Film kötü bir aşk macerasıydı. Cevdet boş ver dedi. Ne yapalım şimdi? Nereye gidelim? Tramvaya atlayıp kum kapı, yeni kapı, edirne kapı dolaşalım mı? Kosti'nin mavi gözleri şöyle bir düşündü. İyi ya Durakta bir yedi kule bahçe kapı tramvayının gelmesini beklediler. Az sonra geldi asıldılar. Bir yerden bir yere giderken tramvaya para vermemenin yolunu buluyorlardı. Her gittikleri yere para verecek olsalar evin yolunu şaşırırlardı. Yedi kuleye varıncaya kadar birkaç tramvay değiştirmek zorunda kaldılar ama zarar yoktu. Bir gün nasıl olsa Amerika'ya gidecek zengin olacaklardı. O zaman husisilerine kurulup bu günlerden tatlı tatlı konuşacaklardı. Arkası yağ